Merhaba, ben Edil Elveriş. Londra ve İstanbul'da yerleşik bir arabulucu ve eğiticiyim. Bu kanalda özellikle iş dünyası ve avukatlar için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, arabuluculuk ve müzakere ile ilgili dünyada neler olduğunu, gelişmeleri ve tartışmaları ele alıyorum. 31 Ocak'ta başladığım içerikleri her perşembe yayınlıyorum. Geçen hafta bir mola vermiştim. Bugün yeniden sizlerle birlikteyim. Bu hafta size aslında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin bir başka farklı kullanım şeklinden bahsetmek istiyorum. O da sağlık alanında. Ama nasıl? Hemen akla belki hasta-doktor ilişkisi geliyor, gelmesin. İskoçya'da yaşanmış bir şeyden bahsetmek istiyorum. İskoçya'da coğrafi açıdan en geniş ağa sahip ulusal sağlık sistemi NHS'te çalışan doktorların iş yerinde taciz ve bullying adı verilen zorbalıkla ilgili şikayetlerinin bulunduğu ortaya çıkıyor. Bunun üzerine hükümet değişik bir şey yapıyor. İskoçya'nın en ünlü arabulucularından John Sturrock ile görüşüyor ve onu görevlendiriyor. Kendisinden istenen çalışanlarla konuşarak bunlara bireysel şikayetlere çözüm bulmak değil, onun yerine iddiaları gözden geçirmesi ve bu sağlık hizmeti sunucusundaki kurumsal kültürü anlamak bu olaylara sebep olan ve ileride bunların yaşanmasını önlemeye yönelik bir çalışma yapması. Sturrock da sanırım daha yeni bitirmiş görevini Nisan'da ve da Temmuz ayındaki Clover Mediation Blog'da bu konuya dair bir yazı kaleme aldı. Görevi kabul ederken bu iddialar hakkında sadece ikilik belirten, yani haklı haksız, doğru yanlış gibi bir karar vermeyeceğini, kimin kusurlu olduğunu işaret etmeyeceğini, tarafları dinleyeceğini belirterek görevi kabul ettiğini ifade etmiş yazısında. Rapora baktığınızda, hazırlamış olduğu rapora, aslında çalışan sağlık görevlileri açısından, yani bu tacize ve mobbinge maruz kalan kişiler açısından bireysel ve toplu bir takım kaygıların dile gelmesi, bir başka deyişle kendilerinin bu anlatma ihtiyacını karşılamış. Onun ötesinde bunlara sebep olan kültürel, kurumsal kültüre dair meseleleri anlamayı ve bunlara dair öneri ve tavsiyeler geliştirilmesini hedeflemiş. Bilindiği üzere taciz ve zorbalık iş yerinde verimi oldukça etkileyen ve devamsızlığı artıran unsurlar. Birçok elemanın biriken ve çözülmeyi bırakın biraz da bu susma kültürü nedeniyle, konuşulamayan sorunlar nedeniyle sağlık sektöründe moralsizlik yaşadığını, görevi bıraktığını, hatta doktorluğu bıraktığını ifade ediyor. Bu süreçte Sturrock'a ilgi kendisinin beklediğinden çok daha fazla olmuş. 340 kişi başvurmuş. Bunların 282 tanesiyle grup olarak veya bireysel bazda yüz yüze görüşmüş. Ki her görüşmenin neredeyse bir saate yakın sürdüğünü öğreniyoruz. Sonuçta ortaya 176 sayfalık bir rapor çıkmış. Kısaca süreç beklenenden çok daha uzun sürmüş. Zira çalışanlar bir anda kimseye anlatamadıkları bu şeyleri dinleyen, bağımsız ve yargılayıcı, suçlayıcı olmayan tarafsız bir kişi bulmuşlar karşılarında. İskoçya'da hastalara yönelik sağlık hizmetini iyileştirme ve şikayetleri düzeltme amacıyla hükümetin kalite ve performans kriterleri getirdiği, geçmiş senelerde herhalde vatandaşların bunlarla ilgili şikayetleri olduğunu anlıyoruz. Ancak sağlık çalışanlarına yönelik aynı titizliği göstermediği düşünülüyor. En azından sağlık çalışanlarının algısı bu yönde. Bu Türkiye'deki sağlık çalışanları açısından da belki oldukça tanıdık bir şey. Onun üstüne bir de Türkiye'de doktorlara yönelik fiziksel şiddet olayları da, şikayetleri de bulunuyor. Raporun tavsiyeleri arasında kurum içindeki sorunları arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık ile çözmek de bulunuyor. Bir başka deyişle ihtilafların büyümesini önlemeye yönelik kurumsal adımlar önerilmiş.
ilgilenenler ve olursa İngilizcesi de tabii ki raporun ve hükümetin buna ilişkin cevabı internetten bulunabilir. Bu raporu okuduğumda aklıma gelen şeylerden bir tanesi sadece sağlık hizmetine getirilmiş olan bir takım kriterler, managerialism dediğimiz akım sonucunda olmadı. Aynı zamanda Türkiye'de kamu kurumlarında sıklıkla gördüğümüz dilek ve şikayet kutuları da aklıma geldi. Her ne kadar bu kutular internette bolca satılsa da ben bunların hep kilitli durduğunu gördüm. Bu kutuya bir şey yazan, o kutuyu boşaltan, sonuçları kamuoyuna açıklayan bir uygulama görmedim. Buralara hizmeti alan yoksa çalışanlar mı yazıyor onu da bilmek mümkün değil. Türkiye'de bir mercimer gibi son dönemlerde popüler olan şikayet mekanizmalarının yaygın olarak kullanıldığını biliyoruz toplum tarafından. Ama ister sağlık ister özel sektör çalışanları bakımından belki de bu tarz mekanizmalar çok anlamlı değiller. Nitekim raporda da bir susma kültürü olduğuna değinilmiş. Bir başka deyişle aslında günümüzde şirketlerin ve her tür kurumun sadece toplumla değil kendi içlerinde, kendi çalışanları arasında veya kurum içi meseleleri çözecek mekanizmalar gerekiyor. Sturrock'ın da belirttiği gibi özellikle baskı altında çalışanların kendilerine değer verildiğini hissetmesine yardımcı olmak ve iş yerinde güçlü ilişkiler kurmanın sağladığı faydaları fark etmek en büyük liderlik becerisi günümüzde ki sağlık sektörü de bunların en başında geliyor baskı, zaman vesaire altında çalışan. Bu bağlamda zor durumları erken yönetmeyi sağlayacak araçlardan birisi arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık içeren konuşmalardan faydalanmak. Zira bir sorun henüz ortaya çıktığında daha tırmanmadan müdahale etmek o çatışmanın ya da sorunun büyümesine veya belki de daha şiddetli yaşanmasına engel oluyor. Ayrıca böyle bir süreç hem başkalarının bakış açısını görmeyi, kendinizinkini anlatmayı ve konuları dengeli bir şekilde ele almayı da sağlıyor. Çünkü suçlu aramıyoruz bu tarz kolaylaştırıcı, arabulucu süreçlerinde. Ortaya çıkan sonuca katkı sunan taraflar da önerileri, çözümleri daha sahiplenir nitelikte oluyorlar. Bunların hepsi aslında arabuluculuktan bildiğimiz şeyler. Dolayısıyla kurum içlerinde, kurum içi yaşanan uyuşmazlıkları bu şekilde halletmek, hem çalışanlara şikayetlerinin dinlendiği hissini vermek, ama aynı zamanda bunların halledilmesi yolunda adımlar atıldığını göstermek bakımından da önemli. Kısaca aslında alternatif yöntemleri benimsemek ister kamu ister özel sektörde olsun ya da sağlık sektörü ya da başka bir sektörü düşünebiliriz. Çalışan moralini yüksek tutmak için önemli. Evet, bu haftalık da bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada anlattıklarıma dair sorunuz veya yorumunuz varsa bana her zaman olduğu gibi idileleriz@adristanbul.com adresinden ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.